Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz 20. saate sağ tarafında İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı değerli bir bürokrat Erhan Usta ve sol tarafında değerli bir hukukçu avukat Ruşen Gültekin yerlerini aldılar. Türkiye'nin adalet sorunu var, Türkiye'nin işsizlik sorunu var, Türkiye'nin yoksulluk sorunu var. Şimdi ben bu programda her seferinde verilerle ve belgelerle ekrana bir temel getiriyorum bir zemin onun üzerinden. Biz de alıştık buna. Evet dolayısıyla <laughs> her seferinde bunu yapıyorum ve bugün de bugün de bunu yapmak istiyorum gerçekten de. Şimdi önce isterseniz bu eğitim meselesiyle ilgili başlayalım. Grafik 8 gençler eğitimden memnun değilim diyor. bir bunu görebilir miyiz? Az önce Selçuk Bey ile eğitim meselesiyle başlamıştık. Evet bakın ben ayağa kalkayım. Bu birkaç veriyi ekrana getireyim. Bu birkaç veriyi ekrana getireyim. Gençler diyor ki eğitimde memnun değilim. %73 daha fazla memnunken 2017'de, 2020'de 62'ye düşmüş. Hele memnun değilimlerin oranı %36'ya çıkmış. En iyi eğitim yüz 100, 100 eğitim diyor gençler. 11 numaralı grafik. 11 numaralı grafik. En iyi eğitim yüz yüze eğitim. Dolayısıyla aslında Pehlivanoğlu'nun tezi gençler açısından doğru sadece bu ortak akıl... Yani merkezi hükümet, yerel yönetimler, pandemi kurulları bütün bunların bir arada çalışma gerekliliği. Bu gerçekten de çok enteresan. Peki grafik 5, başka bir ülkeye gitmek ister misiniz? %21.4 iken bu, bugün ise %31.3 yani her üç çocuktan biri evet başka bir ülkeye gitmek isterim diyor. Z kuşağı ülkede kalmak istemiyor aslında. Ya bunun bir sebebi olmalı değil mi Ruşen Bey sizinle başlayalım. Yani ülkede bir özgürlükler sorunu mu var bir adalet meselesi mi bu? Neden bu çocuklar kendilerini bu ülkeye ait hissetmiyorlar? Ya bir örnek vereyim aslında şöyle. Mesela bazı sorunlar olduğunda Z kuşağı ile ilgili olarak yani gençlerimizle ilgili olarak hani anlaşılsın diye bu kelimeyi dilimize pelesenk ettik kullanıyoruz ama ee, ...bir şey sorun olduğu zaman siyaset... ...siz şimdi siyaset yapıyorsunuz... ...işte geçmişteki örnekler veriliyor... ...birini vereyim mesela... ...işte e, bir, bir sorunla ilgili çocuklar bir çıkış yapıyor... ...bunu gezi olaylarında gördük biz... ...bir şey söylüyorlar... ...ama diyorlar siz 98 yılındaki zulümleri... ...işte e, hatırlamıyor musunuz diyor... ...çocukların bazıları cevap vermişti... ...biz o zaman doğmamıştık ki... ...demek ki aslında şu var... ...onlar belli sorunları yaşamadılar... Bugüne bakıyorlar ve bugünden geleceğe bakıyorlar. Bugün ne gördükleri önemli. Çünkü bugün sorun yaşayan çocukların hepsi aslında bu dönemin içerisinde yetişmiş çocuklar. Dolayısıyla da geleceğe bakıyorlar. Geleceğe baktıkları zaman da gelecekte iyi görmüyorlar. Neden görmüyorlar? Biz neyi yok ettik aslında o zamanın? Tevhid-i Tehtrisat dediğimiz eğitimde birliği yok ettik. Bunları hep konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ben çok söylüyorum. Mesela bu, bu ülkede 5000'den fazla İmam hatip okulları var. 310 tane fen lisesi var. Şu, şu değil benim demek istediğim. Ya imam hatip liseleri olmasın, imam hatip ortaokulları olmasın değil. Kardeşim diyorum ya hepsini imam hatip yapın ya. <laughs> Ama hepsi tevhid-i göre bir çocuklar bir tornadan çıksın. Çocukların çıktığı gördüğü eğitim birbirini ötekileştiren bakın biz bunlar üniversitelerde yaşadık. Üniversiteye gittiğimiz zaman liseden, ortaokuldan gelen arkadaşlarla müthiş bir yabancılaşma yaşayarak ilerledik. O yabancılaşma bugünkü işte ötekileştirme dediğimiz şey. Çünkü çocuklarımıza aynı eğitimi vermiyoruz. Bunun dünyada çok da örnekleri var ama eğitimle birlik dediğimiz olay bakın çok önemli bir örnek verdi. Dedi ki ilk cumhuriyet kurulmadan önce Anadolu'da ee, ne vardı? Misyoner okulları vardı. Bakın, binden fazla misyoner okulları olduğunu görüyoruz. Rum okulları, Ermeni okulları, Amerikan okulları. Bir örnek vereceğim. Atatürk, Erzurum'dan Sivas'a gelecek, ee, lastik bulamıyor. Lastik nerede var Erzurum'da? Amerikan okulunda var. Amerikan okulundan lastik alıyor. Çok hassas bir insan olduğu için diyor ki aman diyor, para yok ceplerinde. Mutlaka diyor bir senet verin. Oraya bunun diyor hemen ödeyeceğiz bu karşımıza çıkar diyor yani e, oradan diğerlik alıyor ve yolu öyle devam edebiliyorlar Sivas'a. Ama nereden alıyor? Amerikan okullarına alıyor ve bunları gören aslında Cumhuriyet'in kurucuları diyor ki işte eğitimle birlik 3 Ocak 1924 e, çocuklarımıza kendi eğitimlerimizi kendimiz vermemiz lazım. Elbette ki olacak okullar ama. Ben bunu kanunlar itilafı meselesinde devletler özel hukukunda özel olarak da gördük. Türkiye'deki yabancı okulların durumu bunların hepsi. Bugün baktığımız zaman bunların hepsi Türk Milli Eğitimi'nin denetimi altında. Ama bu ikiliyi yarattığımız sürece her şeyden önce eğitimde bir yere gitmemiz mümkün değil. Behmal bunu değiştirmek zorundayız. Behmal evlatlarımıza bu, bu memleketin çocukların hepsine aynı eğitimi yani aynı derken en azından Eşit eğitime, eşit eğitim hakkını sağlamak zorundayız. Bir bir yanında bu var. Bir taraftan bakın 1980 darbesinin Türkiye'de yarattığı çok büyük bir sıkıntı var. Ben 1981'de ilk iş ne oldu? Bu askerlerin yaptığı şey. İller Bankası'nın kredi yurtlar kurumları vardı. Bunlardaki okulu şeyleri, e, devletin yurtları kapatıldı. Sonra Nereye gitti? Onlar, kaldı o onlar bugün bakıyoruz. Süleymancıların, Süleymancılar menzilcilerin, bilmem kimlerin falan, Yurtlarında eğitim görüyoruz ve biz FETÖ'de neyi gördük? Ben o iddianameleri okudum, oraya gelen çocukların derdi ifadeleri gördüğüm için biliyorum. Evet. Yani nasıl bir zorlamayla o o yurtlarda çocuklardan bir nesil yarattıklarını, nasıl beyin yıkama yaptıklarını çocuklar o ifadelerini anlatıyorlar. Bunların hepsi tutanaklara geçti, mahkeme tutanaklarına geçti. Bugün ne yapıyoruz? Bugün devlet 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra burada Uğur Mumcu'yu da almak lazım. Ne evet, diyordu? 24 yani, Ocak yıl dönümü. Yani e, şu, Orada şu da 28 almak yıldır lazım. kapatılamamış ve bulunamayan bir fail var yani. Kapatılamamış bir dosya. Analım tabii Uğur Mumcu'yu. O bambaşka bir hukuk sıkıntısı olarak yani. karşımızda. Neden kapatılmadı? Devlet bunları neden tam çözemiyor? Ne var bunun önünde engeller ne var? Bunlar çok uzun meseleler ama Türkiye'deki Gladion'un tarihini de konuşmak lazım. A, Uğur Mumcu ne dedi? Bugün dedi bu okullara giden çocuklar yarın asker olacaklar, yargıç olacaklar, savcı olacaklar ve Türkiye Cumhuriyeti, layık Cumhuriyete karşı silah çıkaracaklar. Ve o gün o gün söylediklerini 15 Temmuz 2016'da biz canlı olarak yaşadık. 251 şehit verdik, binlerce yaralımız var. Aslında e, Üstad'la biz arada konuştuk, o da böyle devlet erkanından gelen dediğimiz yani onun adına mülk erkandan gelen bir kişilik belki son zamanlarda belki siyasi şey var ama ama devletin yapısını iyi iyi bilen biri. bu Ben kendisini de izleme Hı. fırsatı bulmuştum. Şimdi ben bugün gördüğüm şey yargıda da aynı şey devletin kurumlarında da aynı şey bir çöküş görüyorum. Bir güvensizlik görüyorum. Üstadım biz öyle çalışmıyorduk. Biz öyle çalışmıyorduk. Bugün kimsenin kimseye güvenmediği ve bunu ben şöyle açıklıyorum. Bunu 15 Temmuz'dan önce de görüyordu. Bugün de çok değiştiğini düşünmüyorum. Devlet kurumlarının üzerinde sanki zehirli bir sarmaşık var. Öyle ifade ediyorum. Ve içindeki hiç kimse mutlu değil. Herkes rahatsız, herkes rahat çalışmıyor. Ve başına ne geleceğini aslında bilmiyor. Oysa bir hukuk devletinde devlet memurları kanunu gibi yani önemli bir kanun herkesin aslında çalışmasında bir güvence olur. Bu güvencelerin devlet memurlarında olmadığını görüyorum. Net bir şekilde görüyorum bunu. Yargıç savcılarda da böyle bir güvensizlik olduğunu. Sağlık Bakanlığı'nda, Ulaştırma Bakanlığı her yerde böyle bir güvensizlik ve dolayısıyla hareket etme anlamında bir sorun olduğunu görüyorum. Bunun ben olacağını bu şeyle referandumdan önce söyleyen biri olarak söylüyorum. Bakın diyorum. Devlet çöker. Olmaz. Tek kişilik hükümet diye bir kavram olmaz eğer siz Cumhurbaşkanı devletin en tepesini bir siyasi partiye bağlarsanız devletle hükümeti bir araya getirirsiniz. O zaman sistem çöker. Bunun adı otoriter rejimdir. Bugün bizim sistemimizde şu anda literatürde rekabetçi otoriter rejim diyorlar. Bir seçim göğer gözüküyor. Bir seçim var. Bu rekabetçiliği yaratan adı rekabetçi. Ama iddia ediyorum bir sonraki seçimlerden sonra bu rekabetçi seçim adı da kalkar adına tamamen otoriter bir rejim haline geçer. Yani sistemin çöküşü anlamında söylüyor. Bunu her şeyde görüyoruz. Yani bir ülke düşünün hukuk devleti yazıyor anayasasında. Anayasa mahkemesi kararları uygulanmıyor. Yani hani aşağı düzeyde o kadar çok örnek verebilirim ki Özlem Hanım. Aşağı düzende uygulanamayan, verilemeyen kararlar, adaletsizlikler. işte kanun hükmünde karar... Ya böyle bir dünya olabilir mi? Kanun hükmünde kararnamelerle atılan bir grup var. Bu insanlar beraat ediyor ve görevlerine geri dönemiyorlar atıyorum ya. Bu mahkum gibiler. Ha, aç, ha, bir daha de damgalanıyorlar. Şimdi yani üstüne üstüne. ben siyaset yapmıyorum ama bu ülke benim. Ben bu vatanın bir çocuğuyum. Bu öğrendiğim, beni bu memleket okuttu. Bu memleketin okullarında okudum ben. Ben bir emekli asubay çocuğuyum. Böyle tepeden üstenci bakarak bir şey söylemeye çalışmıyorum. Bu ülkeyle ilgili endişelerim olduğu için buradayım. Anlatmaya çalışacağım yani. Bu sizler fırsat verdikçe bu yanlış gidişiktir. Çünkü ben Devletin en e, şey yerlerinde atıyorum Gaziantep'inde, Kars'ında, Susuz'unda, Niksar'ında, Yenices'inde adalet dağıtmaya gitmiş bir adamım. Oraları da gördüm. Anadolu'yu da gördüm. E, bürokrat olarak Adalet Bakanlığı'nda çalıştım. Yüksek yargıta, yargıta Cumhuriyet Savcılığı da yaptım. Oradan öğrendiğimiz bir birikim var. Ve bugün aynı meslekte olan arkadaşlarımı gördüğümde gözlerinde o mutsuzluğu görebiliyorum. Herkes emeklilik sayıyor bir an önce devletten ayrılmak istiyorlar, rahat edemiyorlar. Eskiden bir örnek vereceğim mesela. Çok yakın bir dönemde yaşadık. bir adliyede arkadaşımın yanına gittim. Krebi benimle eşit. Ruşen dedi ben ilk göreve başladığımda bir savcı arkadaşımız siyaseten bağlı olduğu yeri söylediğine başsavcı ona soruşturma açtı. Biz dedi senin siyaseten... Çünkü yargıç savcının şeyi olmaz. Hani bu rengini belli edemezsin adli içerisinde. Görüşün olabilir. Ama adliye içerisinde sen özel sohbetinde ben şucuyum, ben bucuyum diyemezsin. O zaman burada sıkıntı çıkar. Bakın oradan önce bir FETÖ yargısı yaşadık. Ardından FETÖ yargısını def edeceğiz diye 2014 yılında ben bunu ağlıyorum yani. Ülkücü yargıç, savcılar, işte MHP'li, CHP'li, AK Partili bunların hepsi koalisyon yaptı ya şaka gibi yani. Siyaseten bir yere sosyal demokrat dedik, MHP'li dedik ya da AK Parti muhafazakar diyoruz onların şapkası altında da. Bunların koalisyon yaparak... O zaman cemaat yargısının yargıç ve savcılar atılmamıştı. Onlara karşı birleşti. Bu da bir siyasi birleşmeydi. Hocam olacak iş değil yani. Yargıç ve savcı. Bugün geldiğimiz nokta ne biliyor musun? Artık siyaseten yeri belli olmayan adam korkuyor. Mutlaka kendini bir yere yakın hissetmek zorunda. Mutlaka bununla ilgili beyanı vermek zorunda. Ancak o zaman o yerde kalabilmeyle ilgili bir hakkı olabiliyor. Çünkü en azından... En azından böyle bir algı var. Ben yaştaki yargıç savcılarda bizim gibi işte işte, işte ne dedim ülkeye erkandan gelen ya da işte yargı e, sıralarından gelen kişilerde. Çünkü bizim tek şeyimiz vardır adalet. Biz öyle öğrendik. Gözümüz kapalıydı. Ben Yargıtay'da binlerce bürokratın, binlerce yargı savcının, binlerce vatandaşın dosyalarını okudum. Ve hiçbir zaman ne davacı da ne davalı da ne yazdığını gördüm. Ne de tepeden Yargıtay başsavcısı bana telefon edip arkadaş bu dosyayı şöyle oku buna böyle bir şey yazmamız lazım dediğini duyduk. Kıyamet kopardı bizim de Şimdi Şimdiki Adalet Bakanı'nın dediği gibi yani adalet yerini bulsun kıyamet kopsun. Yemin ediyorum kıyamet kopardı. Kimse kimseye bu aklına getirmezdi okunmak ile ilgili filan. Ama biz Balyoz Ergenekon dosyalarından başlayarak bakın yargının çöküşü öyle bir şey. O dosyaları birilerine verdiler. Normalde e, Yargıtay'da bir süreç var. Bir dosyanızda siz bilirsiniz bunları. Bir dosya size gelecek. Sizin bir bölümün savcısınızdır. O dosya size gelir zaten. O dosya Özlem Hanım'a geliyorsa orada bir sıkıntı vardır. Onu da herkes anlar. Yani çünkü Özlem Hanım'a gitmez o dosya. O dosyanın göreceği yer sizsinizdir. Doğal yargı ilkesiyle. Daha ötesini söyleyeyim. Çok üzülüyorum gerçekten. Yıkılıyorum. Bu ülkede yargı kalmamış oluyor. Soma davasındaki olayda. Ya. Yani ya artık bunda sözün bittiği yer ve şu var. Bunun yaşandığı bir ülkede adaletin varlığına nasıl bahsedeceğiz üstadım? Yani bir yargıtay dairesi var. Ben oralarda çalıştım ya. Beş kişilik bir et. işte böyle otururuz biz, tetkik hakimi gelir, dosya sunar bize, bir karar veririz. Beşimiz de demişiz ki burada, evet e, karar bu olacak demişiz. Ama sonra heyet değişiyor. Daha sonra nasıl o arada oluyorsa... ve heyete üç tane bürokrat konuluyor. Bakın bürokrasiden gelen üye konuluyor, normal üye de konulmuyor. Bürokrasiden gelen üye nedir biliyorsun? bir taraftan da şöyledir. Hani e, nasıl anlatayım, birisinin bir yeteneği vardır bilirsiniz değil mi? Yargın içerisinden süzülerek gelir, o adam atıyorum, e, belli suçlarda, taksili suçlarda uzman olmuştur. Yani. Onu o daireye veririz biz. Yani Yargıtay öyle bir yeme yapardı. Arkadaş iş hukukçusu 9. Hukuk Dairesi'ne çalışmalı. E, o iş hukukçusu olan üyeyi alır da e, kadastro mahkemesine verirsen uzman dairesine patlar o daire. Çünkü ondan anlamaz o adam. Yani bu şeye benzer. Kardiyolo büroluk olarak atıyorsun anlatabiliyor muyum? Bir da patrolü kurtardılar. Bir jenerala işte. evet. Aynen böyle. Bu bürokrat. Ve ondan sonra büyük da... bir üyeyi koyuyorsun. Bunlar Adalet Bakanlığı'ndan gelen isimler. Ve bunlar aslında o, o daireyi hiç bilmiyorlar. Daha kötüsü bu. Yani o dosyayı okuma şansları yok. Geldiler Yardım ve kararı. Geldiği şey olarak onu görme şansları yok ve geliyorlar 3'e 2 bir de. Yani kalan 2 üye gene aynı kararı veriyor. Bu sefer 3'e 2 karar değişiyor. E şimdi e şimdi Özlem Hanım ne, Hangi size, adaletten ne sizin hukuk garantiniz var ne de. sizin hukuk garantiniz var. Yarın sizi de alırlar o FETÖ döneminde yargılarında yaşadık biz bugün de yaşıyoruz. Bugün de yaşadığımızda bunun başka bir versiyonu aynı şeyler çünkü aynı şeylerin olduğunu görüyoruz. Peki. Değişik olmadığı için zaten endişe ediyoruz yani yargı FETÖ yargısından kurtuldu ama daha iyi bir yere gitmedi daha da siyasallaşmış oldu. Hem HDP'nin kapatılma sürecini soracağım hem Selahattin Demirtaş'ın Kobani iddianamesini soracağım. Evet. Birazdan o konulara da değineceğiz. O zaman madem bürokrasiden girdik, ekonomi bürokrasinden bahsedelim isterim. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal iki gün önce bir basın toplantısı yaptı. O basın toplantısında Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu kendisine ne kadar daha bu kararlara devam edeceksiniz anlamına gelen politikte bir pozisyon almanız da gerekmez mi? Ee, anlamına gelen oldukça e, gergin bir soru sordu. Abalın cevabını da hepimiz izledik. Ne oluyor Ankara'da ekonomi yönetiminde? Ee, şimdi tabii aslında uzun süredir Türkiye ekonomisinde bir sorun var. Yani o sorunun adını Bak... vatandaş koymuş. Hemen size ne söyleyeyim diyorsun? mi? Çok güzel bir yani bir söylememişiz. Yani anketi yapan araştırma şirketi de kelimeyi vermemiş. Ekografik bir numara. Ekografik bir numara Deniz'ciğim. Aksu araştırma soruyor. Diyor ki Türkiye'de sizce ekonominin durumu nasıl? Açık uçlu bir soru. Siz görüyorsunuz berbat. kelimeyi. Ne demişler? <laughs> berbat. Berbat demişler. Evet. Güzel. Hakikaten güzel. Yani hani kimse bu kelimeyi vermemiş onlar söylemişler. Doğaçlama gelmiş. Doğaçlama olarak berbat demişler. Evet. Yani şöyle söyleyelim. Tabii AK Parti hükümetleri geldiğinde çok geriye gitmeyeceğim ama belki bu tespiti yapmak gerekir. Şimdi bazen de diyorlar ya hiçbir şey iyi değildi falan. Öyle değil tabii. Yani reform yapılmış bir alan devraldı AK Parti. Yani 57. hükümet birçok reformu yapmış, siyasi bedelini ödemiş. Sonra küresel likiditenin olağanüstü bol oldu ve güçlü bir iktidar gelince Türkiye aslında 6-7 yıl ekonomi ciddi bir performans gösterdi. Fakat bir süre sonra Türkiye'de reform ihtiyacı doğdu. Yani bugün reform diyoruz ya bu 10 yıldan beri, en az 10 yıldan beri aslında var olan bir ihtiyaç. Bunlar hep geciktirildi ve yanlış iktisat politikaları uygulandı. Tabi bu arada yüksek faiz, sıcak para geldi. O gelen paraları da verimli alanlarda kullanmadık ekonomide. Kaynak tahsisinde bir yanlışlık oldu. Yani aşırı betona Paraları yırdık, inşaat sektörünü gömdük. Ondan sonra ve ekonomi geldi tıkandı. Yani şu anda bakıyorsunuz tepeden tırna hem vatandaş borçlu, kobiler borçlu, büyük sanayi firmaları borçlu. Ondan sonra ve topyekun ekonominin genelinde bir borçluluk var. Şimdi bu şekilde işler çok sıkıntılı giderken bir de üzerine pandemi geldi. Pandemi de elbette ekonomiyi daha da olumsuz etkiledi. Böyle bir durumdayız. Şimdi... 2018'in Temmuz'unda parlamenter sistem değiştirildi. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, biz ona Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi diyoruz. O sisteme geçildi. Aslında o günden önce de ekonomi kötü gidiyordu. Fakat o günden sonra biraz daha belirginleşti bazı konular. Yani gerçekten o günden itibaren rasyonlara baktığınızda orada bir ayrıca bir kötüleşmenin olduğunu görüyoruz. şimdi. Tabii biliyorsunuz işte Sayın Erdoğan'ın sürekli bir bu faiz ve enflasyon arasında yani kendisi neredeyse ideolojik kendisinin, e, evet, olduğunu bir, düşüneceğiniz bir teorisi var. Bir teorisi ideolojik, var. Ideolojik, evet. i̇deolojik temellerin de olduğunu geçenlerde Plan Bütçe Komisyonu'nda aslında Abdullah Şener açıkladı. Yani bize beraber çalıştıkları için bu bizim bizim jenerasyonda ve bizim kesimde dedi. ideolojik bir bakış açısıdır. Yani faiz işte bütün şey ne, ne derler, kötülükten anasıdır ama Haramdır, yani faiz, Türkçesini faiz, söyleyelim, haram. faiz haramdır. Dinimize evet. göre faiz haramdır, o ayrı bir konu ama. yani şimdi ha Bir de ideolojik tabi, tarafı da var. İktisat yapıyorsunuz, dünyada mevcut bir sistem var. Bu sistemde faiz bir parametre, önemli bir parametre. Ama şeyin bakın, şu detay dikkatten kaçıyor. Aslında Tayyip Erdoğan faize karşı değil, ya? yüksek faize karşı. İkisinin, Bakın, arasında i̇kisinin arasında, arasında duruş olarak kendisine göre fark var. Yani bana göre şimdi yani İslam İslam'a şuradan baktığınızda fark yok. Faiz haram. O ayrı bir konu, o ayrı bir tartışma. Ama, ama günün, günün realitesiyle... Tayyip Bey'in realitesi ile... Bey şeyi, hep dikkat edin yüksek faize. Yani faize karşı değil, yüksek faize karşı bir şekilde bir şey var. Siz bunu iş dünyası Ka açısından mı yorumluyorsunuz yüksek faize karşı olma pozisyonu? Onu bilmiyorum. Hı, onu bilmiyorum. Ha, yani her nüansa yani dikkat, şimdi dikkat çekince birdenbire benim de aslında onu soruyorum. Ama şunu söylüyorum ben, yani eğer bu ideolojik açıdansa, yani bu dini açıdan bakılan bir şeyse faize haram dememiz lazım. Şimdi yüksek faize şey, karşı olmak ayrı bir konu. Bunun her neyse sebebi. Fakat tabii yüksek faiz faizin yüksek olmasını kim ister? Kimse istemez. Dünyada yüksek faiz var mı? Yok. Gelişmiş ülkelerde negatif faiz var. Neredeyse sıfıra yakın faizler var. Gelişmekte olan ülkelerde 2-3-4 faiz oranları. Biz niye 17 faiz, politika faizimiz 17, kredi faizlerimiz %25? Bizim buna bakmamız lazım. Bundan kim sorumlu? Şimdi her defasında Sayın Erdoğan bir, bir suçlu buraya O suçlunun üzerine günahları yıkıyor, işi gönderiyor. Yani ekonomideki değişiklikler dediniz, ben onu anlatmak için çalışıyorum. Şimdi e, uğraşıyorum. E, i̇ki tane Merkez Bankası Başkanı hiç alışık olmadık bir şekilde Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Uysal ve Çetin Kaya. Kanundan Uysal, Çetin Kaya ve Uysal. Alınmaması gerekirdi. Çetin Kaya bir miktar söz dinlemediği ifade edilerek alındı. Cumhurbaşkanı açık açık söyledi Şimdi böyle bir ekonomide Hayır, Öbürü de ya Albayrak'ın Ya Abdullah Gül'ün ekibi olduğumu Düşünüldü böyle bir şeyler de var şey Albayrak getirdi Albayrak getirdi Orada makas değişikliği yapması gerekiyordu Onu o yüzden aldı Birinciyi bir miktar sözünü dinlemediğini düşündü Tamam mı? Düşür kardeşim dedi. Şimdi bu da bu kamuoyuna açık bir şekilde söyleniyor. Ben her defasında o şeylere sonra beyanatlarım oldu. Cumhurbaşkanı faiz düşür dedi. Bu ülkede faiz artacak dedim ve faiz arttı. Çünkü Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın Şimdi Merkez Bankası ile hedefleri hükümet birlikte koyar. Ancak o hedefe ulaşmak için politik araçlarını kullanma konusunda Merkez Bankaları bağımsız olmalı o bağımsızlığı piyasalar bilirse, bilirse ve Merkez Bankası da ona uyarsa bağımsız kararlar alabilirse işte o zaman güven oluşuyor. O zaman beklediğiniz faizin indirilmesi sonuçları da var. Yoksa yüksek faizden kim şey olabilir, memnun olabilir? Bir kısım belki faiz gelir elde edilir olabilir ama ona çok azınlıkta. Yani yüksek faize hepimiz karşıyız. Ekonomi çünkü tahrip ediyor. Yatırım yapmıyor. E kaynak tahsisini bozuyor. E şimdi geldiğimizde Çetin Kaya sözüne gitmedi diye aldı. Şimdi sözüne giden bir başkan geldi. Fakat her şey alt üst olunca Cumhurbaşkanı'nın bir makas değişikliğine gitmesi lazım. O başkana faizi artırmamak için Cumhurbaşkanı'na danışıklı bir şekilde gelip de Naci Abal faiz artırmıştır. Yani Naci Abal bağımsız davrandığı için veya Cumhurbaşkanı'na rağmen falan faizleri artırmadı. Daha hep mesai günü başlamadan hafta sonu verdiği beyanatında daha hiçbir belki uzmanıyla oturup konuşmadan çünkü yani nihayetinde merkez bankacı değil Naci Abal. Merkez bankası konularını da bilmez. Evet. Yani ben çok yakından tanıyorum ama ya bu konuları bilmez. O da ayrı bir ihtisas alanı. Yani herkes ekonomi falan değil işte kardiyolog ayrı Genel doktor, üyolog ayrı diyor, doktor dediniz. Tamam, o maliyecidir tamam. ama Merkez Bankası işte tam farklı bir, farklı bir alandır. Ama gelir gelmez ne dedi? Çünkü zaten o şekilde danışıklı geldi. Politik araçlarını sonuna kadar kullanacağız dedi. Piyasa hemen ilk dakikadan itibaren tamam faizler artacak dedi peşinden e, hazine müsteşarı değişti. Şey, şey hazine e, maliye hazine bakanı değişti. Şimdi burada şunu görmek lazım. Böyle bir kişinin iki kişinin değişmesiyle bir defa hiçbir şey çözemezsiniz. Yani şu anda bu kişiler geldiği için falan olmuş değil. Uyguladığı yüksek faiz politikası nedeniyle piyasa istediğini kopardı. Yani şu dünyada %17 faizi veren başka bir ülke yok. Bunu kopardı. Şimdi doları getiriyor. 6 şeyden 7.85'te 7 8'den girdi. Şu anda 7.33'e gerilemiş bir dolar var. Hem dolardan kazanıyor gelen yabancı hem de faizinden kazanıyor. Ya ama bir de enflasyon Şimdi, diye bir gerçek hayır, var. Hayır oraya, oraya geleceğim. Şimdi tabii enflasyon düşürmek için de faizi yüksek tutmak durumunda kalacaklar. Kimdir bunun sorumlusu yani o kadar bir durumdayız ki. Bunun ee, sorumlusu soruyorsun diyor ki al bayrak diyor ki talimat uyguladım. Ya yani en azından bu anlama gelen ekonomiden, şu anda albayrağı zaten Veydiası. Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiden ne? ben sorumlu diyoruz. Yani çoğu zaman onu söylüyor. Ya bu sistemde her şeyin sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı. Yani. Ama yani, burada, yani o, başka zaman başka o zaman o zaman reformu kim yapacak? Adalette reformu kim yapacak? Ekonomide reformu kim yapacak? Bu tabloyu değiştirecek olan kim? Yani şimdi e, Şimdi bu işte bu herkes kurum, böyle bu, yani bu sofradan eteğinizi kelim kalkar gibi bir durum oluşuyor. O zaman sorumlu kim? Bir kişi yetkili olduğuna göre işler kötü gittiğinde de bizim de soru soracağımız milletin de kardeşim çöz bu işi diyeceği bir muhatap olması lazım. Kimdir o? Şimdi o muhatap normal şartlarda arasında Cumhurbaşkanı ama Cumhurbaşkanı hiç kimse bu soruyu soramıyor. Cumhurbaşkanı her defasında dediğim gibi günah birisinin üzerine yıkıyor. O işten sıyrılmaya çalışıyor ve bunu da işte medyası gücüyle de bu algıyı bir şekilde oluşturuyor. Kendi kesiminde en azından oluşturuyor. Yani siz işte belli kanalları izleyen insanların şu anda bizim konuştuğumuzun hiçbirisinden onların haberi yok. ama Onlar, hayatlarında sonuçlarını yaşıyor. Sonuçlarını yaşıyor ama diyor ki onlara da dünya çok daha kötü diyor. Dünya yanıp yıkılıyor diyor. Onlar öyle biliyorlar. Tamam o şekilde gidiyor. Şimdi bu işleri çözecek olan kurumlardır bu ülkede kurumlar kalmadı. Az önce Ruşen Bey söyledi yani yargıda da öyle, ekonomi alanında da öyle. Bakın şimdi bu, bu, bu ülkenin beyni devlet planlama teşkilatıdır. Yok bugün DPT yok. Şimdi Hazine Müsteşarlığı 1983'te falan kuruldu. Tamam O günden bugüne kadar ciddi bir kurumsal kültürü vardı. Çok bir şeyler geliştirdi. Hazine Müsteşarlığı yok. Maliye Teftiş Kurulu yok. Hesap Uzmanları Kurulu yok. Sayıştay aslında yok. 2000 2010'daydı. yanlış hatırlamıyorsam. Kanunu çıktı. Güzel de bir kanun ama ondan sonra 3 defa o kanun e işte format evet. yedi ve Sayıştay yok. Şimdi yani kurumlar olmazsa bu işleri nereye kadar götürebilirsiniz? Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiriyoruz. Altındaki para politikası kurulu aynı. aynı yani daha şey. dün o yanlış kararlara imza atan para politikası Söylülüyor kurulu politikası. olduğu gibi olduğu yerde duruyor. Ve her Şimdi, günde şöyle söylentiler çıkıyor. Aslında al bayrak daha başarılıydı ve her an geri dönebilir. Biz sürekli duyuyoruz İstanbul'da. Yok, Albayrak başarılı değildi bir defa onu söyleyeyim. Ama bütün günahı Albayrak'ın üzerine yıkarsak orada yanlış yaparız. Kim olursa olsun bu yönetim tarzı içerisinde Türkiye'de başarılı olma şansı yok. Yani problem aslında sistem. Cumhurbaşkanlığı, evet. onu bizim genel başkanımız çok güzel açıkladı. Sebep Cumhur kayınpeder, sonuç damat. Yani Sayın Erdoğan'ın tavırlarıdır ekonomik belirleyici olan. O zaman çıkış yani, nerede? Yani güvendiği yıkan, belirsizliği oluşturan zaman zaman da ümidi doğuran, şimdi reformlardan dolayı bir ümit doğurdu. Onun onun beyanatlarıdır. Onun dışında ha bunun üzerine siz hakikaten kötü bir bakansanız daha da kötü yapabilirsiniz. Berat Albayrak bunların üzerine daha da kötü yaptı. Kendi alanındaki şeyleri de kötü kullandı. Geri döneceğiz Ör, Ne, ne yaptı? Onu bilemem ben. İnşallah dönmez. Yani o dönerse daha da daha da kötü olacak. Çünkü bu sefer de bütün uyguladığı politikalar doğruymuş gibi olur. Bakın şimdi işte Hazine Müsteşarlığının bunu hiç kimse görmez. Hazine Müsteşarlığı e, borçlanma yapan kurumdur. Dolayısıyla müsteşar e, imzasıyla karar verilirdi. Şimdi müsteşarlık bir genel müdürlüğe dönüştürüldü. Bakanlığın içerisinde alındı tamamen. Aslında kaybedildi demektir. Yani devletin yapısının nasıl değiştiğini anlatıyor. Üstelik sana. iki bakanlık yani da ha. tabii, tabii, Hazine tabii. ve Maliye, Maliye Bakanlığı'nın birleştirilmesinde de çok sıkıntı görüyorlar. Hazine ve e, 20 yıl öncesinde bıraktık biz e, yurt içerisinde döviz cinsinde borçlanmayı ve 6. cinsinde de belki de hiç yapmadık. Sadece dünyada Hindistan yapıyor. Başka yapan ülke yok. Şimdi buna hazine müsteşarlığı olmuş olsaydı bugünkü şartlarda bile yani bu kadar bürokrasi üzerinde orantısız güç kullanmasına rağmen idarenin buna direnirdi. Bunu anlatabilirlerdi. Bugün bu anlatılamadı. Bunun bedeli ne oldu biliyor musunuz? Parlamenter sisteme geçtikten sonra iki yeni enstrüman kullanılmaya başlandı. Ve bizim hesaplarımıza göre 135 milyar TL ilave maliyeti doğdu. Bu iki tane enstrümanı devreye sokmanın. Bakın yani bir müsteşarlığı kaldırmanın, o yapıyı bozmanın ekonomiye maliyeti. 135 milyar Hocam, TL. Bir cümle söyleyeceğim. Buna vesayet diyorlardı işte. Vesayet dedikleri şey buydu. Bürokratın işte direnç göstermesi, yargıcın, savcının yani hukuksuzluklara direnç göstermesi. Aman bize istediğimizi yaptıramıyorlar. Aman Oysa bize engel oluyor. Oysa ki o bir fren mekanizması. Bu o değil, değil, o değil. Bir, orta bir orta i̇şte, Bürokratın ya, çıkış sürecini zaten büroyu korur. Bürokrat. Kalmayan. bürokrat. Yani sürekli Osmanlı bak Osmanlı'ya hayranlığı var. Osmanlı'da güçlü bir bürokrasi vardı. Padişah çocuk da olsa, deli de olsa sistem işliyordu, çalıştırıyordu. O kısmına niye bakmıyoruz madem Osmanlı, değil mi? Yani Aha. şimdi böyle bir şey var. Dolayısıyla tabii onları kabul etmek mümkün değil. Oradan bir tabii oligarşik bürokrasi, oligarşik bürokrasi diye diye aslında bir kesim insanlar ondan kim dedi de ben Ala falan başlattı bunu, tamam mı? Ondan sonra geldi bütün tabi. bütün sistemi yıktılar. Bakın uzmanlıklar yok edildi kurumlarda. Uzmanlık müesseseleri gitti. Zaten için için de gidiyor, tamam mı? Yani DPT de bunu götürdüler. Dolayısıyla bunları kurumlarla çözebiliriz. Kurumlarımızın güçlü olması lazım. Kurumları güçlü tutmadığınız zaman bu, bu ya bir kişi Şimdi peki. yani Nobel almış bir iktisatçıyı getirin. Tamam. mı? Yani şeyi bu, bu işlerin başına eğer ona yetki verip hocam Ekip kurmasını, ekip kurmasını sağlamazsanız altına kadar süre belli bir süre vermediğiniz zaman başarılı olma imkanı yok bu sistemde. Tepesinde her gün beyanat verip piyasaları karıştıran bir yönetici olduğu sürece. Peki, bir yandan da insanların e, şu algıları ile ilgili veya da e, verileri ile ilgili birkaç grafik var. Onları da ekrana getireyim. Günün en daha doğrusu dönemin en sıcak konusu gıda enflasyonu. Evet. İnsanların şu anda gerçekten tabii, tabii. gündelik hayatlarını en Dramatik şekilde etkileyen mesele gıda sepetini dolduramaz halde oluşları. %9'dan %21'e çıktı diye not almış. OECD ya, ülkeleri arasında yanlış bilmiyorsam gıda enflasyonunda şu anda en yüksek Şampiyon. seviyede. Enflasyon da en yüksek, gıda da normal. Enf Enflasyonun genelinde de en genel genel çok enk... yükseğiz. Peki, tabii, tabii. iki numaralı grafik hayat pahalılığı. Ha işte burada var zaten. Kemal çok e, ilgiyle takip ettiğim genç bir akademisyen. Türkiye'de gıda enflasyonu %20'ye yükseldi. Dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı ilk 10 ülkeden biri Türkiye. Geçinmek ciddi zorlaştı. Diğer ülkelere bakar mısınız? Venezuela, Lübnan, Zimbabwe. Surinam, İran, Güney Sudan, Arjantin, Haiti, Etiyopya. Hiçbirisi bizim sınıfımızda bir ülke değil. Şimdi hiçbir ülkeyi tabii ki küçümsemeyelim. Irkçılık, şovanizm çok çirkin bir şey. Ama öte yandan da Türkiye bundan çok daha iyisini yapamaz mıydı? İnsan düşünmeden edemiyor. Yani biz başka bir lige geçmemiş miydik? Bizim idealimiz muhasır medeniyet değil miydi? Değildi. Notu söylüyorum hemen. <laughs> buğday satarak fabrika kaza kuran Türkiye bugün fabrikalarını satarak buğday ithal ediyor. Ve ondan da övünç duyuyorlar ne kadar çok buğday ithal ediyormuşuz çünkü çok makarna satıyormuşuz diye. Ben bu denklemin içinden çıkamıyorum. Sadece buğday değil ki. Birçok başka şey. E i̇şte mesela gübre fiyatları şu anda onu konuşuyoruz. Çiftçiler yani kendilerini yakmaya kadar geldiler. Gıda enflasyonu yıllık değişimi. Aralık 2019, Aralık 2020 durum ortada. Peki hayat pahalılığı ekografik 2. Onu rica ediyorum şimdi de. İnsanlara sormuşlar. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu sizce nedir? Aksoy araştırmanın bu ayki barometresi hayat pahalılığı diyor adam. Bak. işsizlik diyor, enflasyon diyor, yüksek döviz kuru yani hepsini anlamış zaten toplum. Hepsinin ya. farkında ve yaşıyor. Peki önümüzdeki dönemde nasıl olacak? Yani önümüzdeki 3 ayda, 6 ayda, 1 yıl içinde ekonomi sizce nasıl olacak diye soruyorlar. 3 numaralı grafiğimiz işte daha kötü olacak diyor. 3 ay içerisinde %54,3, 6 ay içerisinde hala daha kötü olacak diyor. 1 yıl içerisinde yine daha kötü olacak diyor. Yani insanların bir yarına dair çok fazla bir ümidi de kalmamış. Peki 5 numaralı grafik ücretleriniz yeterli mi diye sormuşlar. Yani şu anda şu anda bir işte çalışıyorsun hiç yeterli değil. %51,5 asgari ücrette Dergi çalışan muhabbeti. yoksullar var. artık çalışan yoksullar ülkesi oldu. Yani işsiz olanlar var da tamam. çalışanlar da yoksul. Sanırım bu kavram bu bir rakamdı. Yoksulluk sadırına artık geldi. Yani evet. son bu son riskin araştırması. Bu, bu, tabi, şu andaki rakam 2825 lira asgari ücret, 2562 lira açlık sınırı. Evet. Yani bu da Ocak ayı. Yani e, tabi asgari olacak? ücreti 12 aylık olduğunu düşünürsen yıl ortasında muhtemelen 2825'e denk gelecek bir açlık sınırı Yani olacak. bir evde... Yani yılın, yıl ortalaması as, asgari ücret kadar. Yani 4 kişilik bir evde yoksulluk sınırında yaşıyor olabilmen için eşittir 80 bin küsür lira. 3 kişinin asgari ücretle çalışıyor olması lazım. Ancak 3 asgari ücret maaşı o eve giriyorsa onun toplamı... O evin bir ay içinde ancak yoksulluk sınırında yaşamasını sağlayabiliyor evet. matematik olarak. Peki sormuşlar ürün fiyat artışları 6 numaralı grafik. Günlük hayatta kullandığınız ürün fiyatlarının son bir yıl içinde ne derece değiştiğini düşünüyorsunuz? Çok artmıştır. %80, 78,2 çok artmıştır. Peki gıda enflasyonunu sormuşlar 8 numaralı grafik. Onu nasıl hissediyorsunuz? Yok bu ha muydu? Peki çok affedersiniz. Peki 9'a bakalım. Genç işsizlik ve genç işsizlerle ilgili de iki grafiğimiz olması lazım. Evet genç işsizliği bu da gene TÜİK'in verileri. Nezi Onur Kuru yine takip ettiğim genç başka bir değerli akademisyen. Onun grafiğini kullanıyorum. Genç işsizliği 2014 yılında 17,9'dan 2019 yılında 25,4'e fırlamış vaziyette. TÜİK rakamlarına göre. TÜİK rakamları tabii başka nereden verecek? Yani tabii geniş tanımıyla başka bir yer. Daha başka. Yani bunun temsil oturan gençler diye bir grup oluşturdu. Bunun tekabül ettiği ev genç. Birazdan Emre Erdoğan anlatacak. Bunun tekabül ettiği manşet işsizlik rakamı %13,4. Oysa genişsizsiz %30'a yakın. 30'a eşit kat. Yani kişi demek ki şeydi. Bu %13,7'lik veya %13 tam 2019'da 13,7 olması lazım. 13 7 manşet olanın altındaki genç işsizlik oranı. Peki 10 tamam yani on numaralı onu grafiğe bakalım. zaman onun hesabını detaylı rakam olmadığı için yapamıyoruz. Peki 10 numaralı grafiğe bakalım. İşte buyurun genç işsizler platformunun raporu iş arama sürelerine göre üniversiteli işsiz sayısı. Şimdi üniversiteli işsizler var. Genç tabii, işsizlerin tabii. kırılımında bir de üniversiteli işsizler var. 4 aydan daha kısa süredir iş arıyorum diyen insan sayısı 2020'de 260 bin. Bu 260 bin kişi, üniversite mezunu 260 bin kişi son 4 aydır iş arıyor arkadaşlar. Değerli izleyicilerimiz. 4-8 aydır iş arayan üniversite mezunu genç arkadaşımız, genç vatandaşımızın sayısı 158 bin kişi. Bakın böyle 12 aydan uzun süredir üniversite mezunuyum. Elimde bir üniversite diplomam var ve 12 aydan bir yıldan uzun süredir iş arıyorum diyen üniversite mezunu gençlerimizin sayısı 243.474. Bu noktadayız. Toplaması bu noktadayız. Üzerinde. Bu noktadayız. Peki 7 numaralı grafiğe bakalım. Gene soruyorlar. Diyorlar ki işten ayrılmanız veya çıkarılmanız durumunda yeni bir işi ne kadar sürede bulabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bulamam. Ümit kalmamış. Bulamam diyor, %57 bulamam diyor. Bugün de diyelim ki iktidar oldunuz, nereden başlarsınız, neyi farklı yaparsınız? Şu, Adalet. Önce tabii bir <laughs> defa ekonomi, <laughs> ekonomi etkileyen ekonomi dışı konular var. Yani güven ve belirsizliğin giderilmesi gerekir, hukuk sistemin çok iyi çalışması lazım. Ondan sonra yani demokratik haklar anlamında yani insanlar konuşabilmesi lazım. İnsanların düşüncelerini söyleyebilmesi lazım. Bunlar olmazsa olmazı işin. Yani biz şey diyoruz. Hukuk kalkınmanın bismillahıdır. Yani hukuk olmadan kalkınma işini, ekonomi işini konuşamazsın. Adalet göğün Bunlar, temelidir adalet Gireydir. açısından öyle. Yani yıkılırsa altında kalıyoruz. İktisatla ilişki açısından söyledik. Aa. Onun dışında tabii yapılması gereken şeyler aslında birçok alanda yap neler yapılması gerektiği de bilinmiyor değil. Bunlar hükümetin politika dokümanlarında özellikle kalkınma planlarında falan var ama önemli olan bunları yapacak bir siyasi iradenin oluşması. Bunu yapacak bir teknik kadroya sahip olmak, bunu yapacak bir ekibe e e e sahip olmak şu anda hükümette olan sıkıntı o. Şimdi bir defa temel yapmamız gereken husus ekonomi, üretim artıracağız. Üretim artırmak için tedbir almamız lazım. Türkiye üretmiyor, yeteri kadar üretmiyor. Yani Türkiye hem dış yani finansman açısından, para açısından dışa bağımlı, hem de birçok mal açısından dışa bağımlıyız. Hadi tamam petrolümüz yok. Petrol zengini bir ülke değiliz. Tabii onu alternatiflerini geliştirmeye çalışıyor hükümet. Orada çok haksızlık etmeyelim. Hani onları ithal edebilirsiniz bir kısmını. Çünkü vermemiş Allah diyelim. Ama onun dışında yani biz birçok yatırım malını ithal ediyoruz. Aramalı ithal ediyoruz. Geçmişte ürettiğimiz birçok şeyi yani kan ürünlerini ya 1980 yılına kadar Türkiye kan ürünleri üreten bir şeydi ülkeydi. 80 sonrasındaki o şeylerle bozmuşuz o yapıyı. Kan ürünlerinin tamamını ithal ediyoruz. Şimdi dolayısıyla birçok şeyi dışarıdan almak durumunda kalıyorsun. Kendi kaynaklarında buna yetmiyor. Çünkü bizim tasarruflarımız yetersiz. Yani dış tasarrufu kullanıyorsunuz. Dolayısıyla üretmek için de yatırım yapmak gerekiyor. Yatırım için yatırım ikliminin oluşması lazım. Yani iş ortamı dediğimiz düzenlemeler, güven oluşması lazım. Yani i̇şte o hukuk reformları, Hukuk, şey değil, hukuk reformu. Onlar reformu geliyor. Geliyormuş. Ondan sonra tasarruflarımızı, bir miktar tüketimimizi kısacağız. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya zaten milletin tükettiği mi var? Ama ne olursa olsun yani bu ekonomi aslında bizim içinde bulunduğumuz bu gelir grubunda biz fazla tüketen bir ekonomiyiz. Bu bir kısmı kamu tüketiminden kaynaklanıyor. Yani kamunun tüketimi çok aşırı. Kamunun kırtasiye malzemelerini da. araç kira almaları, şunları bunları filan tamam mı? O şatafat, o saltanat var ya. Bu şimdi sadece sarayda değil, bu her tarafta var. En alta kadar gidiyor Tabii. bu. Yani Taşra'daki şube müdüründe de benzer şeyler var. Onların makam odalarına girin. Yani birçoğu böyle çok şeydir. İnanılmaz. E, şatafatlıdır olmaz. Yani hiçbir hakim, savcının odası öyle değildir. yani. Öyle değil. Bizim planlama odalarımız tamam. öyle değildi. Yani devletin her şeyine karar veriyorsunuz. Yani sizin odanız. Tabii ben yedi buçuk yıl genel müdür. 6 buçuk ,5 yıl, 5-6 yıl civarında müstehşer amcılığı yaptım. Ben hiç öyle bir odada oturmadım. <laughs> yani o yüzden bunları kısmamız lazım. Dolayısıyla Eğer bir de şu var, kaynak tahsisi benim çok önemsediğim bir konu. Kaynak Ve tahsisi siyasete, dediğiniz öncelikler. Şimdi kaynağı nasıl kullandığımız önce. Kaynağı nasıl kullandığımız? Yani kaynak tahsisine devletin müdahale etmesi gerekiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum, bu rant vergisi dediğimiz mesele. Ama bu hükümet tam tersini yaptı. Yani bunu Tayyip Bey'e bir türlü anlatılamadı bu. Biz bunu 10. Kalkınma Planı'nın tamamen kurgusu. Bizim o teknik ekip planlamada biz 10. plan bunun üzerine oturduk. Dedik ki şu yapılıyor Türkiye'de bu imar kaynaklı tamam mı? Bir rant oluşumu var ve artık herkes Türkiye'nin en büyük elektronikçisi de işte Ostim'deki sanayicisi de alıyor biraz para kazanırsa gidiyor bir önce gayrimenkul alıyor. Ondan sonra onun üzerine ya bir konut projesi ya bir AVM projesi başlatıyor. Yani şimdi ya yani en büyük elektronikçimiz efendim inşaat yaparsa, AVM yaparsa, elektronikteki bir takım teknolojik ürünleri kim üretecek? Tamam. Onlar işte, onları üretemiyoruz. Ama burada ben firmayı suçlamıyorum. Nedir özel sektör? Kar maksimizasyonuyla çalışır. Onun için önemli olan karını maksimize etmektir. O meselelere devlet millet diye bakmaz. Devlet millet diye bakacak olan devletin kendisidir. Ancak bu devleti özel sektör gibi yöneteceğiz mantığı falan da ortaya konulunca tamam mı? Her şeye bu imar düzenlemeleri bu hem yolsuzluğun önünü açtı hem böyle şehirleşme anlamında ciddi sıkıntılar yaptı. Çünkü altyapı yok. Verdik şeylere koca koca emsalleri yani imar değişikliği yapılarak. Onlar hukuk, hukuk aykırı. ve devlet buradan bir kuruş para alamadı. Ha. Şimdi çok enteresandır. Şuraya Büyükşehir Belediyesi bir asfalt yapsın. Asfalt katılım payı diye milletten para toplama yetkisi var. Ama bu gayrimenkulü değerlendirecek önüne diyelim ki metro geçirsin bir kuruş para alma yetkisi yok kanunen veya işte buradaki burada diyelim ki işte bir kat izin vardı imanını 20 kata çıkardı bir kuruş yasal olarak para alamıyorsunuz hep bu paralar değişik şekillerde alındı bu dediğim gibi hem yolsuzluğun ahlaksızlığın önünü açtı hem de şeffaflık şimdi, yok şeffaflık yok bu sefer ne oldu yatırıma gitmesi gereken paralar yani makine alması gereken bir kobi gitti gayri, eskişehir yolunda gayrimenkul aldı. Böyle böyle ekonomi bir noktaya kadar ekonomisi. geldi. Rant ekonomisi. Üretim Biz ekonomisi o yüzden şunu söyledik. Biz dedik ekonomisi. ki devlet bu kaynak tahsisine müdahale etmelidir. Yani bu alanı bir defa imar düzenlemelerinde çok şeffaflık getirilmesi gerekiyordu ve bunun vergilendirilmesi lazım. Evet bazı imar düzenlemeleri gerekebilir. Zamanında diyelim ki bir bölgede hep konut verilmiştir. Ama oranın turizm potansiyelinde bir artma olmuştur. Orada bir otel ihtiyacı doğmuş olabilir. Oraya otel imarına çevirebilirsin. Ancak o şeyden, imar değişikliğinden doğan rantın tamamını devletin alması gerekir. O zaman sadece gerekli yani orada rant için değil de bir gereklilik nedeniyle imar değişikliği talep edilecek. Bu hem öngörülebilirlik getirecek hem de kaynak kaynaklarımızı e, üretken olmayan adamlar. şimdi bunun temel şeyi nedir? Üretken olmayan alanlardır. E kimisi diyor ki efendim diyor e inşaat şu kadar sektör hareketi geçiyor ya tamam. ilk çarpan etkisi var. iktisatçılar bunu bilir. Çarpan etkisi olarak ne yaparsanız yapın ilk harcamada bir onun bir büyüme etkisi vardır ama daha sonra yoktur. Çünkü artık o bir şey üretmez. Tamam. Ama bir fabrika kurarsanız, orada birileri çalışır, istihdam ederseniz o sürekli gelir yaratır. Şimdi temel tıkanıklık noktalarımızdan bir, bir tanesi, tanesi buydu. Bu. Bur Buraya hiç bunun üzerine düşünmedi. bununla ilgili hazırlıklar da yapıldı, biz teknik olarak da çok çalıştık. Ancak bunları kabullenemiyoruz. Bunların çözülmesi lazım. Dolayısıyla e, kaynakların ekonomi genelinde etkin dağılımı için devlet üzerine düşen vazifeleri yaparsa o güven ortamını da oluşturması durumunda zaten faizler hızlıca aşağı gelecektir. İnsanlar önünü görecektir, yatırım yapacaktır. Bir de ne var? Şimdi tabii eğer biraz kaynağımız oluşursa mesela ben 3 dönem bu OECD'de Türkiye incelemeleri vardı, 3 dönem heyet başkanı olarak gittim. O teknik uzman olarak veya genel müdür olarak da gittim ancak heyet başkanı olarak da gittim. Bizi hep sıkıştırdıkları nokta şuydu. OECD bize şunu tavsiye ediyordu. Yani yabancı hep kötü şey falan söylüyor değil. Ya bak zaman zaman bir iyi olduğumuz zamanlar vardı. İşte kam açıklarımızı çok aşağı seviyelere miştik? Bu mali alanınızı vergi iş, e, emek üzerindeki, iş gücü üzerindeki vergi yükünü düşürmekte kullanın dediler bize. Biz oralarda kullanmadık. Biz bu paraların hepsini çarçur ettik. Yani dolayısıyla istihdam hakikaten e, şey çok bir işçi çalıştırmak çok pahalı. Bakın yani asgari ücret şimdi ne diyoruz? 2825 lirayla geçindirir mi? Yetmez diyoruz. Evet yetmez. Ama bu işveren açısından çok maliyetli. Evet. Çünkü o kadar para kazanamıyor birçoğu. O zaman sistemin başında sıkıntı var işte sıkıntı var. Yani sıkıntı var. Onlar anlatmaya çalışıyor. Onlar anlatmaya çalışıyor. Mesela sıkıntı. burada bu işverene maliyetle net ücret arasındaki mesela biz İYİ Parti olarak bu son asgari ücret değişikliğinde onu önerdik. Yani burada asgari ücreti 3000 lira yapalım fakat artışı işverene yansıtmayalım. Devlet olarak bir kısmı devlet üstlensin bunu. Çünkü hem de pandemi de, ekonominin ağır şartları da bir miktar bunu gerektiriyordu. Hele hele şu anda, yani düşünün bir lokantayı, zaten iş yapamıyor, orada vaziyette. insanları çalıştırıyor. Yani o çocuğun 2825 lirasını veremiyor ki, o 4200 lira civarında oluyordu herhalde işverene maliyeti veya daha yüksek. Onu nasıl onu, versin? Nasıl versin? Dolayısıyla kaynaklarımızı düzgün yerlerde kullanmadık biz. Aslında... Yani bu hükümetin iyi yaptığı şeylerden bir tanesi kamu açıkları o işte 2000'lerin başındaki yüksek kamu açıklarını o uygulanan mali tedbirlerle belli bir noktaya getirdi. Sıfıra getirildi. Ondan sonra neyse bir şeyler oldu. Bir metal 2009 krizinde arttı. Sonradan tekrar biz bunları şey yaptık, belli bir noktaya getirdik. Ama son 3-4 yıldır tamamen salındı. Şu anda Türkiye'de kamu açıkları 90'lı yılların ortalamasından daha yüksek. Kamu açıkları. Evet, Çok kamu tabi. açıkları. Ve ben hep şu konuda ikaz ediyorum. Bütün Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe sürecinde onu söyledim. Şu anda Türkiye'de bunu kabullendi. Herkes de söylemeye başladı. Türkiye çok hızlı bir şekilde ikiz açığa gidiyor. Yani twin deficit diyor yavurlar. Nedir bu? Hem ka, bir güzel. yandan kamu açığı, bir yandan cari açık. Türkiye bunun ikisini aynı anda hiç yaşamadı biliyor musunuz o zamanım? Mesela bizim 90'lı yıllarda kamu açıklarımız yüksekti. Cari açığımız çok düşüktü. İhmal Aa, edilebilirdi. Şimdi ikisini aynı. tabii şimdi mesela bu hükümet döneminde başlangıç yıllarında cari açığımız o büyümeyle birlikte yükseldi ama kamu açıklar aşağı çekildi. Şimdi ikisi birden. İkisi birden bir rezerv parası olmayan bir ülkenin bu ikisini birden sürdürme imkanı yok. Şu anda yaşadığımız kırılganlıkların da temeli bu. Peki. İşte yani dünyada sıfıra yakın faiz varken 17 faiz vermemizin falan temel nedeni de bu. Dolayısıyla e, yani çözümler belli, yapılacak işler belli yeter ki bu irade oluşsun oluşsun. Şu anda bu sorun. hükümette bu irade yok. Soracağım siz o, o, o iradeyi gösterebiliyor musunuz? Muhalefet bloğunda onda e, görüşme trafiği hızlandı, güçlendirmiş parlamenter sistem denilen o kodadı o olan e, e, vaat seçmene tam olarak neyi hedefliyor? E, i̇ttifakların bölünme projesi mi var? Onları da soracağım. Bugün istifalar geldi Ankara'da ama adalete geri dönmek istiyorum. HDP'nin kapatılması konusu gündemde. Ee, HDP kapatılmalı mı? HDP kapatılabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir hukukçu olarak görüşünüzü dinlemek istiyorum. İyi. Objektif olan bir şeyi objektif şekilde anlatmamız lazım. Yanlışları evet. göstermemiz lazım. Evet. Bu şöyle anlaşılıyor. Bu da artık ülkenin geldiği Sanki nokta. Şey, siz bir yorum yaptığınız ha. zaman HDP karşıtı mısınız veya yanlış mısınız? Tabii. Sanki bir politik iradeyi dile getiriyormuşsunuz gibi. Aynen öyle. Ve onun üzerinden de bir kaşık suda bin tane fırtına kopartılıyor. Alıştık. O yüzden lütfen gönül rahatlığıyla evet. hukukçu olarak ben, hiç, ben değerlendirmenizi istiyorum. Bugünün koşullarında elimizdeki delillerle, ve iktidar ittifakının Sayın Bahçeli'nin çağrılarıyla ve Sayın İçişleri Bakanı'nın ifadeleriyle HDP kapatılmalı mı? Özlem Hanım şöyle bakmak lazım. Şimdi ben Yargıtay'da dosya okudum değil mi? Sonuçta Yargıtay Başsavcılığı siyasi partileri denetleyen bir yer. Ben de orada çalıştım. Dolayısıyla bunun içindeyim. Bana kalırsa HDP 2015 yılında zaten kapatılmalıydı. Kobani iddianamesi dediğimiz şeyin yayınlanması gereken tarih 2015'ti. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu Kobani iddianamesi olay olduktan 7 yıl sonra yazıldı. Olayda somut bir sürü veri var o iddianameye baktığınız zaman. Bu ekranlarda tartışıyoruz ayrıntıya girmeyeceğim. Ama oradaki belge ve bilgilere göre anayasanın 68 ve 69. maddeleri eğer yürürlükteyse kapatılması gerekiyordu. Ama Türkiye hukukun siyasete ezdirildiği bir noktada yaşıyor Hukuk bağımsız olmadığı için Vaaz etmek zorunda olduğu şeyleri Zamanında vaaz edemiyor Çünkü tutuluyor Tutulunca bu siyaseten kullanılınca Adalet de yerini bulmuyor Geç gelen adalet adalet olmuyor Şimdi bakın 2014-2015'lere bakalım e, Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın videosu var Diyor ki e, valileri diyor ben göndermedim diyor o tarihte açılım sürecinde açılımla ilgili olarak. Ben göndermedim askeriyi çıkartmadım. Bakın burada valinin yaptığı o tarihte suç. Ben size söyleyeyim. Eğer bir ülkede işte vesayet dedikleri şey bu. O kolordu komutanı orada çıkacak kardeşim. Orada terörist görüyor daha da. İzledik diyorlar. Benim arkadaşlarım var abi çıkartmadılar biz içeride kaldık izledik diyor. Hani çözüm süreci var. Öyle çözüm mü olur ya? Terörist orada cirit atacak. Şehrin işine inecek. Ve ben onu tutuklamayacağım. Bakın devleti, hükümetleri de ezdiremeyiz. Adaleti ve hukuku, siyaseti ezdiremeyiz. Dolayısıyla bir çarpışık işler sonuçta hep çarpışık sonuçlar doğurur. Bakın bu ülkenin en temel sorunları siyaseten baktığımız zaman din istismarıdır, etnik istismarlardır. Devletler böyle çökertilir zaten. Ya Bunlar üzerinden çökerdir. Emperyalizm bunu e, neşreder, söyler. Bunu üstesinden gelecek, göğüsleyecek yer hukuk devletidir. Herkesin eşit olduğu, vatandaş olduğu bir yerdir. Bunu sağlayamadığınız yerde ortalık e, birbirine girer. Şimdi HDP'nin kapatılması. Evet dün de kapatılmalıydı, bugün de kapatılmalı. Bunun için ne kadar çok delil varsa o kadar çok delil var zaten. Yani artık gülüyorum ben yani. Hani bunu artık ya bir hukukçu olup da gör, hukuksuzlukları görüp e, hırslanmamak mümkün değil. Yani bir tek o konuda ki her konuda aynı şeyleri yaşıyoruz biz. E bunların hepsinin bir ikimi yani hukuku, siyasete ezdirdiğimiz her alanda da çöküyoruz. Ya o cemaat yargısı dediğimiz, FETÖ yargısı dediğimiz dönemde biz bas bas bağırdık olmaz bu işler olmaz diye Olmaz diye bağırdık. 2010'da referandumda anlattık dedik ki bir yere teslim ediyorsunuz yargıyı bu böyle gitmez hükümet kendisine vuruncaya kadar Eylül referandumdan bahsediyorsunuz evet. e işte Yardımın 12 Eylül referandumu hükümet evet. kendine Yardım. vuruncaya kadar 2012 7 Şubat'a kadar hiç görmemezlikten geldi bu olanları insanların mağduriyetlerini bizlerin mağduriyetlerini ya binlerce yerli Ya Özlem Hanım 12 Eylül 2010'la 12 Eylül bir yıl içerisinde HSK değişti ya 12 Eylül 2010'da değişti 13 Ekim benim yaş günüm 13 Ekim 2010'da göreve başladı. Tam bir yıl içerisinde devletin çöküşünü anlatıyorum üstadım. Normalde yargıda iki kararname çıkar. Bir kış kararnamesi, güz mazeret deriz ona. Çoluğu çocuğu okul kazanmıştır. Hastalıkları vardır. O kadar Bir de Haziran kararnamesi vardır. Bakın o sene 12 kararname çıktı. O 12 kararnameyle yargıta, yargıdaki başsavcılar FETÖ'cülere verildi. Adalet Komisyonu başkanlıkları FETÖ'cülere verildi. Ve biz o FETÖ'cülerle çalışmak zorunda kaldık ya. Yani bu adamlarla biz çalıştık yani. Şey olarak ve biliyorduk yapamadıklarını yani. Ve bunu haykırdık yapmayın etmeyin böyle olmaz. Ancak siyaset şöyle girdi topa zaten. Ben şöyle bakıyorum olaya ya biraz da psikolojik bakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişte yaşadığı hukuk travmaları var. nedir? Mesela belediye başkanı iken bir yargıcı hakaretten bir gözaltına alınması var. Sonra işte bir şey okudu, şiir okudu. Halkı kim ve tahrike düşmanlığa sevkten cezaevine girdi. Dört ay, ay, evet, ay. ay. kadar. Şey. Bu travmalar onu bir travma yaratmış. Ve iktidara geldiği andan itibaren yargı ona göre tamamen kendi sözünü dinleyen bir şey olarak algıladı. Onun dışına çıktığı zaman kendisine yöneleceğini düşündü. Peki o zaman o dönem için HDP kapatılmalıydı. Bugünkü bu iddianameyi de siyasi olarak mı yorumluyorsunuz bu tarihi itibariyle? Tarihi itibariyle tabii. Siyasetin artık izin verdiği tarihte bu iddianame Peki, çıktı. içeri itibariyle bugün de kapatılmalı diye mi bakıyorsunuz bu içerikle bu iddianame için? Tabii. Kesinlikle kapatılmalı. Peki Selahattin yani... Demirtaş'ın tahliyesi de gene aynı başlık altında ikinci bir sıcak tartışma konusu. Şimdi Selahattin Demirtaş konusu ayrı. Şimdi bir hep tartıştığımız bir konu biliyorsunuz. Bu ekranlarda hep anlatıyoruz o zaman. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Kayıp. Bulamıyoruz. Yani, yani, ben bir örnek vereceğim. Arayan var mı Bak, ondan ben da bir emin örnek emin vereceğim. emin değilim. Birisi arıyor mu FETÖ'nün siyasi ayağını ben, ondan ben, da çok bakın, emin değilim. Üstadım bir örnek vereceğim. İşte hukukun adaletin olmadığı yer. Bana birisi geldi. Ben genelde böyle üst düzey böyle FETÖ'cü, METÖ'cü davalarına falan girmiyorum. Yani kişisel tercihim bu. Ancak dedi ki ben dedi mağdurum dedi. Dedim seni dinleyeyim. Geldi. İddianame çıktığında çok uzatmayacağım. İddianameye kadar bekleyelim dedim. Gizli soruşturma var ya, soruşturma aşaması. Adam asker, emekli albay. İddianame çıktı. Suçlama ne biliyor musunuz? 90 yılında 1990 yılında 3 ay bir cemaat evinde kaldığını iddia eden bir gizli tanık var. 3 ay. 1990. İddianame bundan, FETÖ'cü üyeliği diye. 1990 ya insafınız kurusun. 1990 yılında 3 ay FETÖ evinde kalmış. Geri kalan kariyeri benim yargı kariyerimin hmm. aynı. Çünkü nasıl aynı siz de bilirsiniz onu. Mesela 5 kişi çalışıyoruz bir odada. 4'ü yurt dışına gidiyor. Ben gidemiyordum. Hmm. <laughs> 4'ü bir yerlere gönderiyor. Benim oturuyordum. Yani dosyaları ben okumak zorunda kalıyordum. Niye? Onlar torpilliydi. FETÖcü kardeşlerimizdi. Onlar her yere bizden önce giderlerdi. Şey çok net siz de yaşamazsınızdır 15'e kadar hepimiz bunu hazinede yaşadık. Öbür taraf yani devletin her biriminde bunu yaşadık. E şimdi bu, bu, asker psikolojik olarak çökmüş adam. Yani cema, terör örgütü üyeliğinden yararlanıyorsun. Onurunla şerefinle askerlik yapmışsın. 1990 yılında bakın tekrar ediyorum 3 ay cemaat evinde kaldığı iddiası da. Ben duruşmada dedim ki utanalım ya. Utanalım yani bunu nereye götüreceğiz böylece. Bir taraftan bunu yargılıyoruz. Tamam yargılıyor ama herkesi yargılayalım. Herkesi eşit yargılayalım. Kim o günden itibaren 1990'dan itibaren alacaksın. Kim FETÖ'yü e ee, övgü yağdırdı. Kim Feton'un yolunu açtı? Kim bununla Devlete ilgili imkanlar yarattı bunların yarattı. hepsini tek tek. 17-25'ten sonra FETÖ'ye övgü düzen bir sürü şu AK Parti milletvekili var hala milletvekili ya. Evet. 17-25'ten 17, sonra, sonra FETÖ'ye övgü düzen evet, AK Parti milletvekili var. var. Tabii bir sürü var yani Bakan o var. olimpiyatlarda. Bakan var mı bilmiyorum 17-25'ten sonra. Sayın Binali Yıldırım'ın 17-25'ten sonra değil, değil mi? Daha, daha hala yani geçtiğimiz öyle. günlerde yani, ya olacak olacak bir beyanı var yani bunlar olacak şey değil. Bu vicdaları sızdırıyor. Bu kapsamda buradan dedi. Demirtaş meselesini de bu vizyon, bu da bunun bu, bakışı... bu da bunun etnikçi şeyi. Birisi dini sismarı böyle. E, siyaset burada sorumluluk almadan biz işte açılım yaptık aslında ülkeyi demokratikleştireceğiz filan işte e, bir şey. Hayır öyle olmaz. ya terör örgütüyle basaya oturamazsın kardeşim. Silahını bırakacak önce. Devletin de buna muktedir. Bak bugün nasıl yapıyor? Bakın 2013-2014'te daha çıkan e, çocuk sayısı 500-600. Niye? Yokuz ortada. Devlet yok ortada o zaman, yani. O zaman o zaman bugün verim. 5 6 bu rakam. Demek ki isteyince yapıyorsun mu? Terörü yani, bitirirsin. Binlerde. Araya araya gireyim evet. o zaman. Sayın sayın e, Başak Demirtaş'ın 20 e, gazeteciye gönderdiği bir dosya var. Demirtaş dosyasını e, Sayın Selahattin Demirtaş'ın avukatları kapsamlı bir şekilde belgesiyle, bilgisiyle bir bilgi notu olarak e, bazı gazetecilere gönderdiler yani tamamen bir bilgi paylaşımı anlamında bir maddi bilgi paylaşımı anlamında gönderdiler. Onlardan biri de bendim Başak Hanım sağ olsun benim de mail adresime bu dosyayı benimle paylaştı. O dosyada tabii birçok kapsamlı bir dosya bu birçok bilgi ve belge var ama Barış Terkoğlu'nu da Cumhuriyet Gazetesi'nde öne çıkardı. Hepimizin de okuduğu zaman aslında belki de aklımızda kalan şu bölüm değerli. Barış'ın yazısından alıntılıyorum. Selahattin Demirtaş'ın Edirne F tipi kapalı cezaevinden gazetecilere yazdığı mektubu ve eklerini okurken düşünüyordum. İki sayfalık mektubun en çarpıcı yeri kuşkusuz şuydu. Bana ve HDP'ye yönelik eleştirileri büyük bir saygıyla karşılıyor, eleştirilere değer veriyor, onları anlamaya çalışıyorum. Geçmişteki siyaset tarzımız, söylemimiz, pratiklerimiz konusunda öz eleştirisel yaklaşmak gerektiğine samimiyetle inanıyorum. Türkiye bugün bu halde ise her siyasi aktörün kendi ölçüsünde sorumluluğu var. Buna muhalefet de dahil. Barışı sağlayamadık, demokrasiyi getiremedik, ekonomi çöktü. Toplum ağır bedeller ödüyor. Başarılı olsaydık bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Durum bu kadar nettir. Bence bu saatten sonra mazeretlerin arkasına sığınmanın da bir anlamı yok diyor Selahattin Demirtaş cezaevinden gönderdiği mektubunda. Benimle ilgili medyada yazılan, çizilen, söylenen neredeyse her şey bariz bir yalan ve iftiraya da dayanmaktadır. Bazı sözlerin bağlamından kopartılarak algı oluşturulmaya çalışılıyor. Hakkımdaki tüm kumpas suçlamalarını mahkemelerde çürüttük ve bunları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de ortaya koyup haklı bir şekilde davayı kazandık. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi o dönemde hükümet bir çözüm süreci yürütüyordu ve neler gördük neler Oslo'da. Bunların ve böyle, hepsi bakın altını çiziyorum. Habur tiyatroları yaşadık, aykırı. dolma bahçe, dolma bahçe Aa. toplantılarını yaşadık. Kapı, kapalı kapılar ardında asla parlamentonun bilgisi halinde olmayan, kamuoyunun önünde şeffaf olarak gerçekleşmeyen pazarlıklar yapıldı, görüşmeler yapıldı. Ve çok yakın bir tarihte de Osman Öcalan bir kez daha TRT ekranına çıkartıldı. Kimi Osman Öcalan ama? 33 tane... Askerimizin doğrudan otobüsten tehliz olmuş askerlerimiz bunlar. Doğrudan silahsız indirilip tek tek kurşuna dizildiği kararını veren adam. Kırmızı bültenle arıyoruz biz bu adama. Yani bahsettiğimiz adam bu. Bir de şu örneği vereceğim Özlem Hanım izinize. Tam da yeri diye söyleyeceğim. Bakın o tarihte ben Diyarbakır Başsavcısı olsaydım Atatürkçü, yargı ve adaleti inanan, siyasetten emir almayı ar kabul eden, görevini yapmaya çalışan bir devlet adamı olarak ya da yargıç ve savcı olarak, adalet temsilcisi olarak düşünüyorum. Bana deseydi hükümet o tarihte, Diyarbakır Başsavcısıyım ben. Ya işte teröristler gelecek, işte bir açılım süreci var, bunları biz kapıdan alıyoruz. Siz de çadırda mahkeme kurun, bunları serbest bırakacağız ama incitmeyelim ki şey olalım. Derdim ki yani aklımızı peydir ekmek demeydik. Ben böyle bir karar veremem doğal yargıç ilkesine aykırı çadırda mahkeme olmaz. Tarihe böyle geçilemez. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne leke sürer. Dolayısıyla ben böyle bir karar bana Adalet Bakanı söylese dair, uygulamazdım. Uygulamazdım. Mümkün i̇şte bu. bugün bu vesayet, bu. Bugün vesayet değil işte. Bu bu, bu devleti korumaktı yani Bugün mesela bugün, bugün kamuda böyle bir şey olsa. Hı. Yani ekonomi bürokrasisine veya yargı bürokrasisine e, bir talimat gelse o kişi de dese ki hayır kardeşim ben bunu uygulamıyorum. Benim vatanseverlik anlayışım, benim kamusal sorumluluğum bunu 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 kabul etmiyor dese. Mümkün mü? Mesela Milli Güvenlik Kurulu'nda askerler konuşabiliyor mu veya da ne bileyim, ben Şu ben ben Yani de... e, hukuka, kanuna aykırı e, talimat veremez zaten idarecinin vermemesi gerekir. E, ve, ve, yani, ama ama veri, verilmişi insin... var verilmiş galiba. İyi geçmişte ben, ben, sayısız hayır, sayısız diyor. Yani da. o zaman uygulamak durumunda değilsiniz. Yani bir memur olarak değil mi kanuna aykırı bir talimatı uygulamak ben durumunda. Ben iklimden bahsediyorum. Şu İkli İkli yani. Bu da. geçmişte vardı. Ben şu anda olacağını zannetmiyorum. Çünkü niye? Ee, i̇nsanlar şimdi belli bir yerlere, işte liyakat esas olursa, tırnaklarıyla kazıyarak gelirse, o Tabii. zaman dilenebilir. Fikrini söyleyebilir. Ben bu görüşteyim der. Ha üst düzey bir görevdeyse, ben bunu yapamıyorum. Kusura bakma, buyurun istifam der. Şimdi de hiç istifa mekanizmasını iş, işlediğini gördünüz mü? Yok sağlık kimse... sebepleriyle Hayır. ayrılma duyuyoruz yani, hocam. o da öyle oldu. Onun dışında <gülüyor> da, <gülüyor> da yok. Onun da onun bu oldu yani. 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 sağlık sebepleri nedeniyle neredeyse hiç ayrılma yok. bir yani, yani, şey, yani, belediye başkanının yani, ayrılışını gördünüz yani, mü? Yani Adam benden sağlıklı partiden çok da iş, genç biri partiden istifa Sağlık istifa etmiyor. sebepleriyle. Ya ama ah. bir daha önce hangi sebeple olduğu ha. aslında ifade edilmişti. Evet biraz. Ama ayrılamadı yani sağlıklı bir şekilde ayrılamadı. Yani belediyeden belediye başkanlığından istifa etti de partisinden istifa edemedi. Tam kalmadı, bu iklim yok, bu, bu bu şeyleri de unuttuk yani bir istifa mekanizmasını evet. falan unuttuk. Ama demokrasi ne olur bu? Olması lazım. Evet. Hayır, hakikaten yani bazı politikin politika kararları vardır. Hükümetle farklı düşünebilirsiniz. Biz de bu oldu. Mesela ben memurluğumda bürokrasiyat hep bunlara direnmişimdir. Bunu herkes de bilir yani ekonomi bürokrasisinde bizi yakından tanıyanlar direndiğimizi bilir. Ha yani vazgeçilmez bir pozisyonumuz vardı. Hiç de i̇şte değiştirmek gibi bir noktaya da gidilmedi. Zaten ben e, ayrı bir şey yani kendimize ilgili hususları konuşmuyorum. Ama şu anda öyle bir iklim yok. Şu anda hem iklim buna müsait değil hem de üst düzey bürokratların birçoğu bunu söyleyecek türden değil. Çünkü zaten yani hayatında, Öyle bir hayatında şube yani. müdürü dahi olamayacak bir kişiyi getirmişsiniz en üst düzeye? İşte tamam. müsteşar yapmışsınız. Eskiden eskiden şimdi, şimdi müsteşar kaldırdı. Bakan, bakan yardımcısı hatta ya. bakan yapıyorsunuz. E, devleti yani, hiç tanımıyor. Ve yani devleti hiç tanımıyor. Şeyi yani elbette söylenen ya baka, veya işte genel müdürse ya bakan bir şey söylediğinde ona karşı çıkmak gibi bir şey olabilir mi diyor? Bunu karşı çıkmak olarak algılıyor. Halbuki fikrini söyleyeceksiniz. Siz fikrinizi söyleyin. Tamam. Nihai karar yine erkanın çerçevesi içerisinde ise bakan verecektir. Ancak şu anda fikrini söylemekten çekiniyorlar. Hatta şu, şunu da yarışıyor şu anda bürokratlar. Önemli bir pozisyonda siyaset yapıyorsunuz. Senelerdir de siyasetin içindesiniz. Daha önce de başka bir partide siyaset yapıyordunuz. Bir hesap mı var? Yani HDP'yi kriminalize etmek, bunun üzerinden bir algı yaratmak, Millet İttifakı'nın sanki böyle bir terörle <laughs> iltisaklı veya işbirliği içinde olduğu anlamında bir bir yaklaşım yaratmak bir şey mi oldu yani bir yani ben ben şuna yoruyorum tabi yani biz bizim benim kişilik olarak veya bizim iyi parti olarak HDP mesafemiz belli ben geçmiş işte MHP'de siyaset yaptım. Yani or, orayla olan mesafemiz bellidir. Bu çok net. Ama şimdi siz Öcalan'ı meşrulaştıracaksınız kardeşiyle birlikte ve mahkum olmuş. Tamam. Değil mi? Mahkum olmuş. Tamam. Ondan sonra suçu sabit bulunmuş. Kimden i̇şte, bahsediyorum? Abdullah, Abdullah Öcalan'dan bahsediyoruz. Abdullah 30 bin Öcalan'dan kişinin katili diyeceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra evet. bunu meşrulaştıracaksınız. Öbür tarafta bunun kurduğu ve başını çektiği terör örgütünü efendim ile ilişkisi var diye bir siyasi partide bu kadar çok köşeye sıkıştıracaksınız. Bu bence bu siyasi bir operasyon. Yani yoksa Nedir? bu yani hesap bu PKK, ne peki tamam bu PKK düşmanlığından falan gelen gelecek bir şey olsa PKK'nın başı orada ya. Sen PKK'nın başının mektubunu okutuyorsun. Televizyonda iki defa çıkartıyorsun. Kardeşi hala işte Cumhurbaşkanı'nın bir danışmayla görüştüm diye beyanatı Red var. Reddedilmedi. Çözüm süreci şimdi, diye bir şey kurguladıysa evet, bu yani siyasi, siyasi muhataplarında esnasında tabii siyasi masraflarınla değil veya parlamentoda milletin örgütüyle iradesiyle değil oturuyorsun, terör, örgütüyle terör örgütüyle masaya oturuyorsun ama şimdi bugün burada yapılması bu siyasi amaçlarla yapılmış bir şeymiş ne, gibi. Ne hesap ne peki burada? Millet yani, ittifakını böyle. Ben millet ittifakı diye kabul etmiyorum. Şey HDP net olarak millet ittifakının bir parçası değil. Hayır hayır. O algı ha. üzerine ya, yani, o olabilir. O algı o algıyı oluşmaya çalışabilir ama millet ittifakı dört partiden oluşur ve bunun içerisinde HDP yoktur. Yani CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşur peki. millet ittifakı. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde millet ittifakının içerisinde HDP'yi görmüyoruz. Ama burada HDP'nin tabii 6 milyon oyu olan bir kesim yani orayı, oranın oyları ile ilgili ben bunu bir hesap olarak görüyorum Ak Parti'nin, daha çok Ak Parti'nin MHP'nin çünkü o alanda bir siyasi hesabı olmaz. Aa, siz bunu Böyle. Millet İttifakını bölmekten öte e, mütedeyin veya seküler kürt seçmenin Ak Parti evet. ittifakına Be oy vermesi anlamında. Ben, ben bence öyle. Ama evet. peki bir yandan da iktidar ittifakı içinde bu temel konularda bir fikir ayrılığı varmış gibi gözüküyor değil mi Sayın İçişleri yani, Bakanı ile Sayın Adalet Bakanı arasında yaşanan. Tartışma, Sayın Bahçeli'nin zaman zaman çok sert reaksiyonel çıkışları, sanki o mesajlar e, Sayın Akşener'e veya Millet İttifakı'na, Kemal Bey'e değil de daha çok iktidar ortağı olan Sayın Cumhurbaşkanı'na veriliyormuş gibi bir… E... Yani tabii orada karşılıklı birbirlerinin üzerinde bir takım hesaplaşmalar bir takım mesaj vermeleri var. onları Onları görebiliyoruz. Ee, tabii o cumhur İttifakı'nın içerisinde neler oluyor neler bitiyor onu Bilemeyiz. onu çok fazla bilemiyoruz yani tabii. dışarıdan sadece okumalarımız yani gözlemlerimize dayalı olarak yorum yapabiliriz ancak e, bunun yani bunu millet ittifakıyla ilişkilendirme şekli ha muhalefetle muhalefet arasında problem çıkarma veya bir muhalif partiyi, iktidara muhalif bir partiyi hani ortadan kaldırarak orada bir başı bir durum yaratıp işte onun alanından bir bir kısım oy koparma gibi filan bir şey olarak düşünülebilir. Benim aklıma o geliyor. Yoksa yani burada kötü olan PKK terör örgütü ise onun başındaki insanı meşrulaştıracaksınız bir anlamda ama onunla ilişkisi var iltisaklı diye bir bir, bir tarafı şeytanlaştıracaksınız. Oy alıyor Evet çünkü. vardır. Oy alıyor çünkü. Yani onun aldığı oy, şey oy. Öbürü can yani. aldı canının evet. bir önemi yok, o yalanın evet. bir önemi var. Ben, ben onu demeye çalışıyorum. Tamam. Yani böyle bir şey olmaz. O yüzden bu ben siyasi bir operasyon olarak görüyorum. Biz de tabii bunun da iyi Parti olarak da burada çok hassasız. Çünkü yani hakikaten çok hiç, hiç olmayacak şeyleri böyle iftiralara falan maruz kalabiliyor. Bizzat Sayın Ümit Özdağ'ın çok yönetimi. sert iddiaları var biliyorsunuz yani bu geçer, ya Ümit Özdağ'ın söylediklerinin Allah aşkına bir geçerliliği var mı? Yani kongre ile ilgili bir olaydan çıktı. Ondan sonra önce İstanbul İl Başkanı'na gitti. Olmadı anayasa bilmem ne. Yani bunlar saçma sapan şeyler. Yani bu kendi kredisinde bitirmiştir yani Ümit Bey. Baksın yani iş Nar nasıl ortaya çıktı? Yani kongrede istediğini almış olsaydı bundan hiçbirisi söylenemeyecekti, konuşulmayacaktı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Bir yandan yani da bir milliyetçilik ona, yarışması. Ona, ona şey kim daha vatansever, yani. kim daha milliyetçi? Bir yandan da bunun yarıştırıldığı bir fikri iklime geldik. Yani yerli ve milli muhalefet diye bir söylem oluşturuldu. Yeni partiler kuruluyor. Bugün CHP'den 3 milletvekili istifa etti ve çok sert açıklamalar var. Sayın Özgür Özel'in bir cevaben açıklaması var. Ee, ve o açıklamaya da yine Sayın Mehmet Ali Çelebi ve istifa eden diğer vekiller tarafından yapılmış... Çok sert ve belgeleriyle paylaşılmış. Mesela Özgür Özel'in açıklamalarının ardından bir basın toplantısı yaptı biliyorsunuz Sayın Özgür Özel. Evet. ve yani, Saray komplosu dedi bu. E, bir, biraz öyle dedi. Saray komplosu dedi. Yolları açık olsun dedi. E, yolları açık olsun dedi. Ve onun üzerine de Mehmet Ali Çelebi'nin biraz evvel paylaştığı, 4-5 saat önce paylaştığı bazı belgeler var. E, i̇şte Menemen süreciyle ilgili e, e, vesaire çok sert eleştirileri var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada ne olmakta? Yani onu tabii çok fazla bilemiyorum. Hakikaten çok fazla takip edemedim bu istifalar nedenleri. Çok pardon. Ancak şunu, şunu görebiliyoruz. Şu anda iktidarın eli her tarafa uzanıyor. Saadet Partisi. Her tarafa uzanıyor. Her tarafa uzanıyor. Asıl Ve bu... birden fazla görüşme yapıldığı söyleniyor. İşte orada bir şey yapıyor. Bir tarafta her parti içerisinde bir miktar böyle huzursuz. Elbette siyasi partilerde huzursuzluk olabilir. Bugün AK Parti'de huzursuzluk yok mu? Yani AK Parti'de farklı düşünceler şeyler yok Ama oraya hiç kimsenin operasyon yapmaya gücü yetmiyor. Orayı tutan bir başka bir şey var. Bir, bir menfaat birlikteliği var. Ama bu taraf nasıl olsa muhalefet. Ondan sonra buralardan birilerine bir şekilde yol veriliyor gibi, müdahale ediliyor gibi geliyor. Yani bunu başka şekilde izah edemeyiz. Niye bu her siyasi part... muhalefette olan her siyasi partide böyle bir ayrılma olayı falan oluyor? Yani her fikir ayrılığından sonra birileri çekip giden bir tarafa böyle bir şey olabilir mi? Bir son soru sonra bir reklam arasında gideceğim. Sonra kesintisiz bir, bir buçuk saatimiz daha var. Ee, çok özür dileyerek yani affedin bu soruyu sorduğum Kesinlikle. için ne olur. Ee, ama öyle bir siyasi iklimdeyiz ki bu saçma sapan soruları sorar sorar olduk. Siz bir milliyetçisiniz değil mi efendim? Evet. Ee, ülkücü müsünüz hatta? Yani o o, o, o davadan, ülkücü o, o gelmiş tabii. bir insansınız. Evet. Ee, uzun yıllar MHP çatısı altında Sayın Bahçeli ile siyaset yaptınız. Uzun yıllar değil, kaç... 2010, 2015. 2015, yani kaç yıl? Yani 5-6 yıl oldu. 5-6 yıl kadar. Ee, şimdi bu söylemler, şu anda içinde bulunduğunuz parti yönelik söylemleri dinlediğinizde, duyduğunuzda ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Yani Çünkü çok ağır, e, o, o parti çatısı altında siyaset yapan kişiler çok ağır. E, yani vatan hainlik... Tutarsız ki... eleştiriler onlar. Yani bir, bir şey söylüyorlar, ertesi gün yerli milli gel bize falan deniliyor gelmeyi reddederseniz bu sefer size yani çok farklı şeyler söyleniyor. Bu, bu tutarsızlık. Evet. Yani, dün mesela AK Parti milletvekili Mahir Ünal'ın bir ifadesi ayrı var. Ayrı tutuyorum diyor mesela. İyi, yani. partiyle İYİ Parti ile saadet, saadet Partisi. Ayrı tutuyorum diyor. Yani böyle farklı farklı şeyler. Yani e, tabii onların sözleri üzerinden çok fazla hani bir şey yorum yapmanın da çok fazla bir anlamı yok ama özellikle hani Devlet Bey'in yani e, şimdi fikir ayrılığı olmuş olabilir. Bir siyasi parti öbür tarafa insanlar geçer, ayrılır. Türkiye'nin sorunu ne biliyor musunuz? siyasi partiler kendisini dönüştüremediği için tamam mı? o yapı içerisinde bir şey yapamadıklarında insanlar zaman zaman böyle dışarı çıkıyorlar. İşte yani. o da zaten parti içi demokrasiye Parti içi demokrasinin gibi olmaması birçok konu bu. Tabii bunu da birileri zaman zaman burayı daha şey yapıyor olabilir, teşvik ediyor olabilir. Ee, dolayısıyla yani İyi Parti'ye karşı olan bu tutum Cumhur İttifakı tarafından gelen şeyler yani bir işte şöyle yaparsanız böyle yaparsanız hemen siz vatan haini falan diyorlar. Bir sürü şeylerle suçluyorlar. Ondan sonra bakıyor işte Cumhur İttifakı seçim olma imkanı yokmuş gibi görünüyor. Ondan sonra bu sefer e, şey e, bir zeytin dalı uzatılıyor. Siz yerlisiniz, millisiniz diyor değil mi? Biz öyle dediler. Üç yani sanki biz onların malıyla şey onların sözüyle yerli milli olmaktan çıkıyoruz. Onların sözüyle yerli ya bir akreditasyon kurumu gibi çalışıyorlar. Böyle bir şey yok ya. Bizim yerli milli olacağımıza ki onlar karar veremez. Böyle bir şey biz kabul etmiyoruz. Yani ama şimdi onların beyanları üzerinden gidince de bir öyle bir böyle. Ya bu çocuk oyuncağı böyle bir şey olmaz. Tutarsın yani. Peki. Bir reklam arasına gidiyorum. Çok kısa 5 dakika 20. saatte Ruşen Gültekin Verhan ve Usta ile devam ediyoruz efendim.